Aylar oldu, yıllar oldu. Sanmayın sizi unuttum. Girdim girdim yorumlarınıza baktım. Kimi zaman videolarımı tekrar tekrar izledim. Ama ben hep oralardaydım. Sadece bir süre siz benim orada olduğumu bilmiyordunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bugün neden döndüm? Neden video çekiyorum sizlere? Biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda ufak tefek sıkıntılarım oldu. İçerik konusunda... Ee biraz zorlanmaya başladım ne çekeceğim ne çekebilirim zaten çekilecek her şeyi çekmiştim şimdi bugünkü konumuz bu arkadaş arkadaşlar şimdi benim elimde bir tane kuş var kendisi hacivat o zaten uzun zamandır benimle onun videosunu görmüştünüz bu arkadaşa gelirsek bu arkadaş bugün yeni geldi gördüğünüz gibi dışkısı yani idrar gibi bir şey yani sadece su. Bu arkadaşın hikayesinden bahsetmek istiyorum size. Bugün Ankara'da One Tower AVM'ye giderken arkadaşlar alttaki peşopun önünden geçiyordum. Ben de her zaman mutlaka bir içeriye göz gezdiririm ne varmış ne yokmuş diye. Klasik pet shop'ta hasta bir muhabbet kuşu gördüm. Yani ömrü çok az arkadaşlar. Belli yani ayağa kalkamıyordu. Tünekte bile duramıyordu yani. Hani tünekte duran hastalara alışkınız ama bu kesin gidici gözüyle bakıyordum arkadaşlar. Bu ufaklık e, gittim hani satın almak istedim. E, Sağolsun oradaki çırak işte yardımcı oldu. Patronu aradı falan filan işte böyle böyle iyileştirmek için biri alacak dedi. Onlar da vicdanlı insanlarmış arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi dışarıyla sürekli temas halinde ama bu kafes onun için daha iyi olacak yorulmaması için. E, patronu patron aradı, patron da Kuş iyileşsin. Ee, hediyemiz olsun arkadaşa dediler. Ben halbuki parayla alacaktım. Ee, uygun bir fiyata. İçim el vermedi böyle olmasına. Zaten hani çok büyük istemiyorum kuşçuğa geri dönmeyi ama. Kader. Kaderin üstünde bir kader mevzusu. Yani ben ne kadar istemesem de kaçsam da arkadaşlar. Bu kuşçuklar bir şekilde gelip beni buluyorlar arkadaşlar. Hani kuş süper kahramanı gibi bir şeyim. Şimdi... Bu arkadaşın ne sıkıntısı var? Size biraz bundan bahsedeyim. Dışkıyı görüyorsunuz. Ayrıca kendisi çok küçük. Büyük ihtimal soğuk almış. Ee, kilosu çok zayıf. Direkt kurma belirtileri gözlemliyorum. Acıkmış bakın yeme gidiyor. Yem yemesi iyi. Ben de ki şu an yem yediğini sizlerle beraber görüyorum. Ee, ben bunu elle besleme maması da hazırladım. Suyunda rekanina pulasımız da var. Elle besleme maması da böyle. Bunları ben ufak ufak hala Arkada gördüğünüz gibi hani hacivat için bir rafım var. Ben öyle üretim için kullanıyordum ekipmanları falan ama hani sanmayın ben onları işte bunlar şart bilmem ne elzem derken sal diyordum yani kendim için değildi bir tek arkadaşlar onları. Gerçekten hani üretim yapmayan şu an benim yaptığım gibi hobici olan insanlar için de tek kuş besleyen insanlar için de elzem. Dediğim gibi o zaman da kovadan bölüm alabilirdiniz. Ben de bakın şu an gördüğünüz gibi Çoğu ürünümü kovadan bölme veya arkadaşlarımla beraber kuş besleyen arkadaşlarımla beraber büyük bir kutu alacaksam onlarla bölüp alıyorum. Şimdi bu kuşla ilgili plan ne? Şu an yem yiyor gibi görüyorum. Yem yemesi benim için çok çok iyi bir şey. Ee, çünkü ma malum bu aralar çalışıyorum. Sizin de şu an belki haberiniz oldu. Ee, sabah çıkmadan elle beslerim. Akşam çıkmadan elle de akşam gelince de elle besleyebilirim ama Hani bu hayvan bir süre hiç yemek yemeseydi öğlen boyunca aç kalacaktı. Hani günde üç kere falan elle beslemek ideal. İki de kurtarır. Öldürmez ama üç kere beslemek bu işin şeyi. Hani kendi yiyebiliyorsa ben ona işte yemeğini koyarım. Ee, sabah bunu bir elle besleriz. Akşam gelince elle besleriz. Ayaklarında bir zaten zayıflık görüyorum. Bizim felç videomuza dönerseniz orada da çözümü var. Ee, zaten şimdi de gösteririm size. Devi 3 arkadaşlar. Direkt bir mamasına yani ama öyle bir şey ki arkadaşlar kek yapıyorsunuz ya. İçine istediğiniz her şeyi koymakta özgürsünüz. Kurumadan dolayı sıkıntıdan dolayı hem suyuna koydum rekalina pulası. Hem de olur da sudan kaçar bizim hayta. Gittim elle besleme mamasına bir, kapak. Çok değil arkadaşlar. Koydum karıştırdım. Şimdi zaten soğumasını bekliyorum. Elle besleme mamam hazır. Ee, elle beslerken video çekemeyeceğim. Ee, video skilllerim henüz o kadar gelişmedi. Ee, size daha önce o zamanki e, tecrübeli halimle çekmiş olduğum bir elle besleme videom var. Ona bakabilirsiniz. Ben size sadece işte mamadan bahsedeceğim birazdan. Şimdi hadi mamayı getireyim. Bir de ona bakalım. Şimdi canlar mamaya getirdim. Mama şurada. Ee, birazını şöyle şırıngamıza çektirdik. Bu elle beslemek için özel bakım. Bunu tekrar söylüyorum. Şimdi bu videoyu izleyip elle besleme videosunu izleme, izlemeyen üşengeç arkadaşlar gider Normal şırıngayla falan beslerler. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu tamamen kuş beslemek için üretilmiş. Ucunda topçuk. Bu mikroba falan dayanıklı. Muhabbet kuşu için olanı var bunun. Bakın ona dikkat edin. Bunların numaraları var. Tam hatırlamıyorum. Çok yıllar oldu. E, mamayı hazırladık. Buna çektirdik. Mamayı kaynar suyla yaptım. E, soğumasını bekledim. Kaynar suyla daha iyi çözülüyor. Özellikle devrit üç. Bir yağ olduğu için. Yukarıda kalıyor. Kaynar suda bir nebze de olsa çözülüyor. İçinde e, A21 Berserlegan'ın en meşhur ürünlerinden A21 mamamız ve Rekanina Plus'ımız var. E, bu ilaç gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Hani bakın bazı firmalar bana sponsor oldular sağ olsunlar zamanında. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hiçbir kötü ürünü e, sponsor oldular diye övmedim arkadaşlar. Hatta bununla ilgili isim veremeyeceğim bir firmanın bir ürünü vardı. Onunla ilgili dedim ki yani ürün güzel mantığı güzel ama bu bu şekilde kullanılmaz. Bunu mamaya dökün dedim. Ee, hangi ürün olduğunu söylemeyeceğim şimdi. Beni arayıp işte biz sana sponsor olduk işte niye böyle bir şey söyledim falan dedim. Hani o zaman ben videoyu kaldırayım çünkü kimseye ben beğenmediğim bir şeyi. Ki bu arada ürün kötü değildi güzeldi. Sadece yeme dökülen bir probiyotikti. Ben yeme dökülen probiyotik olmasına karşıyım. Yani yemde çünkü dökersiniz o alta çözülür falan karışmaz ki. Aynı zamanda probiyotik öyle günlerce hayvanın önünde durabilecek bir şey de değil. O yüzden e, oraya tükürüyor falan diyor. Bakın şu an ağza değdiriyor, yeme bırakıyor falan. O öyle olacak bir şey değil. Mama, mama da zaten günlük yapılır. Hatta birkaç saatlik yapılır. Ondan sonra bırakılır. Böyle bir şey yaşamıştım. Rekanina Plus ama kesinlikle hala elimin altında ufak boyu bakın. Eskiden daha büyük boylarını alıyorduk. Ufak boyunu şimdi kullanıyorum kendimde. İçinde ondan var koydum bir miktar. Mamayı sadece benim biraz <laughs> el alışkanlığım gitmiş. Mama biraz sıvı olmuş. Bunun daha mesela şu baloncuğun bu kadar rahat hareket etmemesi gerekiyor. Ya böyle daha diş macununun birazcık daha cıvı kıvamında olursa daha güzel olur. Şimdi ben e, kuşun durumu kötü olduğu için uğraşacağım onunla. E, sonrası artık bakalım. Bu arada e, ilk kez böyle bir sponsorluk görüyorum. Bana hasta kuşu gerçekten hani ben para verecektim aslında ama ücretsiz bir şekilde verdiler. Meraklı pati pet shop, Ben de e, ismini hatırlamıyordum. Gerçekten her şey çok ani gelişti. E, yani bu hareketi yapmaları şöyle bir şey doğurdu benim gözümün önünde. Benim biraz pet shoplara karşı yargım vardı biliyorsunuz. Yani adam hani bunun için para isteyebilirdi. Bırak kardeşim kuşum bende kalsın sen boş ver, iyileştirme de diyebilirdi. Adam bana bunu ücretsiz bir şekilde verdi bakın. Hani bu ne demek? Adam demek ki gerçekten bu işe ticaret gözüyle bakmıyor. Hayvanlara değer veriyor demek. Bu gerçekten hoş bir davranış. Bundan sonra hani benim aslında oturduğum yere çok yakın değil ama yani bir ihtiyacım olduğunda ben oraya gitmeyi tercih ederim. Sizde hani belki <laughs> bir sorununuz olursa böyle hayvan seven insanlarla çalışmak bakın. Hani gidip direkt oradan alın gibi bir şey söylemiyorum tekrar onu da netleştireyim. Hayvan seven insanlarla çalışmak her zaman iyidir. Hayvanları obje sadece ticari ürün olarak görenler pek haz etmiyorum o yüzden. Hayvanlar üzerinden para kazanıyorsa kesinlikle onların sağlığı, bunların olan sevgi olan ihtiyacı hepsinin yerine getirilmesi gerekiyor. Ben de hani kuş ürettim, ben bundan bir gelir elde ettim. Evet ama ben kesinlikle hiçbir hayvanın belki Size şöyle söyleyeyim. Benim harcadığım para kazandığımın misli katıdır. Ben bu işi para kazanmak için yapmadım zaten. Sadece bir zaman sonra e, kuşları satma sebebim şu oldu. İnsanlara arkadaşlar bedava bir şey hediye edince bunun hiçbir değeri olmuyor. Ve benim elimde de bir sürü bir sürü yavru birikti vesaire. E ben bu kuşları arkadaşlar birine hediye etsem olmaz. Birine değeriyle sattım ve ben bu işi layıyla yaptığımı düşünüyorum belki binlerce yüzlerce kuşum yoktu evet ama sattığım herkesten ben her zaman iyi bir fitbe aldım. Bana da bir gün gelip ömer sen niye bize böyle böyle bir kuş sattın diyen olmadı. Böyle, böyle alçak bir piyasada bu kadar temiz kalıp bu işi e, bitirebilmek benim için yeterli arkadaşlar. Ben hani bu işten zarar etmişim, para kazanmışım ben bu gözle kesinlikle bakmıyorum. E, dediğim gibi bu işten bu işe bu gözle bakmayan insanlara da her zaman saygım sonsuz. Bugünkü hareketleri bu kuşu bana vermeleri de bunun kanıtı oldu. Kendileri de izliyorlarsa kuşunuz için elimden geleni yapacağım. Kuşunuz kesinlikle emin ellerde. Gözüm gibi bakacağına da emin olabilirsiniz. Size de teşekkür ederim. Şimdi bir elle besleyeyim. Ondan sonra bir koyalım kuşumuzu. Bakalım nasıl olmuş, doymuş mu, ne bitmiş. Arkadaşlar kuşumu şu an besledim. Ama gerçekten... Yani gördüğünüz gibi o da çok yıprandı. Biraz panik oldu. Korktu. Ama e, korkunca biraz tuvaletini yaptı. Yani tuvaleti o kadar ishal ki. Ben ömrümde bu kadar ıslak görmedim. O kanat çırptıkça ağzıma, yüzüme her yanıma arkadaşlar ıslaklık geldi yani. E, i̇zniniz olursa videoyu bitireceğim. Şimdi ben de bir gideyim elimi yüzümü yıkayayım. Müyük duş almak istiyorum. E, bu ufaklıkta bizim biraz işimiz var gibi size gelişmeleri aktaracağımdan hiçbir şüpheniz olmasın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.